Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere tereyağlı, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok nefis bir simit tadında poğaçalar hazırladım. İster kahvaltıya, ister bir çayında sıcacık yapıp yiyebileceğiniz harika bir tarif. Bu tarifimi denedikten sonra bence fırından almaya son. Üstelik hamurunu akşamdan yoğurup sabahleyin de hemencecik yapabileceğiniz çok kolay ve de çok lezzetli bir simit. Dilerseniz hadi buyurun, nasıl yapmışım hep birlikte izleyelim. Tarifim için ilk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şekeri alıp maya eriyene dek biraz çırpıyorum. Mayası eriyince üzerine diğer malzemelerini ekliyorum. 150 gram erittiğim tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve bir tane yumurtayı da ekleyince tekrar karıştırıp un ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sonra hamur halini alana dek spatula ile toparlayıp elimle yoğurmaya öyle geçeceğim. Elimle de 3-4 dakika kadar iyice özleşene dek yoğurdum. Tam 6,5 su bardağı un ekledim. Hamurum yumuşacık fakat elimi tamamen saldı. Çok güzel bir kıvamı oldu. Sizlerde un ölçüsü biraz değişiklik gösterebilir. Bu da yumurtadan ya da un kalitesinden bir de bardağa dolduruş şeklinden fark edip 2-3 yemek kaşığı kadar ekleyip ya da azaltabilirsiniz. Şimdi artık üzerine uygun bir kapak kapatıp 45 dakika ılık ortamda gelişip kabarmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel kabardı. İlk olarak mayanın kokusu gitmesi için hamuru toparlayıp havasını alıyorum. Ardından masaya alıp düzeltince küçük parçalara ayırıyorum. Sonra küçük bir mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Toplamda 19 tane beze çıkarttım. Aslında ben bezenin sayısını kullanacağım tepsiye göre ayarladım. Sizler de tepsinizin büyüklüğüne göre sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bezeleri hazırladım. Şimdi de artık simit poğaçalarımı yapmaya geçiyorum. Şöyle bezenin bir tanesini alıp biraz eziyorum. Tam ortasına bir dilim küçük bir peynir ve bir tane de incecik doğradığım sucuktan bırakıyorum. Sonra tekrar yuvarlıyorum. Yuvarlayınca ilkten çırptığım bir tane yumurta akına batırıp
Ardından susama buluyorum. Tepsimi ise tereyağı ile bolca yağlamıştım. Her yaptığım poğaçayı tepsiye diziyorum. İçine bıraktığım sucukları kızartmadım. Çok ince doğradığım için rahatlıkla pişiyor. Sucuk koymaya da bilirsiniz. Bizim sucuk ev yapımı olduğu için rahatlıkla tüketebiliyoruz. Dediğim gibi sadece kaşar peynir ya da boş da yapabilirsiniz. Kullandığım susam kavrulmuş olanından, yumurtanın yerine ise pekmez ve su karışımı kullanabilirsiniz. Ben yumurta hakkını tercih ettim ama yumurtayı güzelce çırpmamız gerekiyor. Batırdığınız zaman bir yere toplanmaması açısından artık sizler hangisini tercih ederseniz hepsi güzel oluyor. Yumurta akını bularken kenar kısımlarını da batırmaya çalışalım. Sadece ıslanan yerlere susam yapışıyor, şu kenarları ise kalıyor. Sizler de fark etmişsinizdir. İlk yaptığım biraz acemi oldu galiba. Onun için döndürerek güzelce bulayalım ki susam her tarafını sarsın. Sadece alt kısmı yani tuttuğumuz yer kalsın. Gördüğünüz gibi yapması da bir o kadar kolay oluyor. Bütün bezeleri bu şekilde hazırlayıp tepsiyi doldurdum. Şimdi de artık fırına sürebiliriz. Önceden ısıttığım 180 derece fırında 25-30 dakika arası pişiriyorum. Kenarlarından kızarıp piştiği belli oluyor. Sizler de süresi dolunca kenarlarını kontrol edip kızartıysa çıkartabilirsiniz. Ön sıcağı çıkınca servis tabağına alıyorum. Çok güzel, mis gibi bir kokusu var. Tereyağı çıtırlık ve lezzet kattı. İçi ise yumuşacık oldu. Mutlaka denenmesi gereken bir simit poğaça tarifidir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.